Evet, yavrumuzu getirdik. Yavrumuzun kulaklar bantlandı. Kulaklar çok sevileceği için bantla yapıştırdık. Kendi kendine düşene kadar burada bantlar kalıyor. Kendi kendine otomatikman düşecek, atacak zaten. Tekrar bana bir video çekip gönderirsiniz. Kulak yapısını kontrol ederiz. Tırnaklarımız kesildi. Mikroçip takılı. İlk aşımız yapıldı. Parazit tedavilerimiz uygulandı. Ben size şöyle diş yapısını göstereyim. Yarışmalarda üst çene önde, alt çene geride. Tam makas dediğimiz kapanma şekli. Yani üst çene ve alt çene bu şekilde oturması gerekiyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Diş yapımız gayet güzel. Yavrumuzun zaten maşallahı var. Onun haricinde daha demin de gösterdiğim gibi yumurtalıklarımızın biri burada, biri burada, şu kısımda. Ben videoyu da çektim zaten. Veterinere gittiğimizde kontrol ettirmemiz gereken 3 şey var. Diş dökme zamanı dişlerimizi, süt dişler dökülürken ana dişler bazen süt dişi dökülmüyor aynı insandaki gibi, ana diş çıkıyor ve diş yapısını kaydırıyor. İkincisi kulak içleri, üçüncüsü tırnaklar, dördüncüsü pomponlarımızı kontrol ediyoruz. Kontrol ettiriyoruz özellikle veterinere. Onun haricinde sizi buraya da bekleriz. Arada bir gelip kahve içerseniz. Burada da genel bir kontrol yaparız tekrar. Biz de bakarız büyümesi, gelişimi nasıl ilerliyor diye. Buyurun, size şöyle teslim edeyim. Hayırlı uğurlu olsun. Karnemiz burada. Mikroçip stickerlarımızın fazlasını buraya koydum. Daha sonra kullanması için. Burada zaten ismi, soy ismi, yine burada mikroçip numarası, hangi bölgeye takıldı, hangi tarihte uygulandığı yazıyor. Bu kısımda da iç parazitlerinin yapıldığı tarihler yazıyor. Zaten veterinere verdiğinizde tekrar ne zaman yapacağını kendisi net olarak bilir. Ben de size bir aşı programı göndereceğim. O aşı programını uygulayacağız. Bu da FAPI-DP aşımız yapıldı. Köpeğimiz şu an gayet sağlıklı. Size teslim ediyorum bunu da. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Şöyle beraber bir sizi fotoğraf şeklinde alırsak bir de. Sağ mutlu aile tablosu. Evet, tarak almış mıydık? Evet, almıştık. Nasıl bir tarak aldık? Bu tutmalı metal uçlu. Evet, o tarağı kullanmıyoruz. O tarak çünkü deriyi çiziyor. Bu ırk için uygun değil. Ben size bu ırk için uygun olan Royal Canin'in bize, sizlere hediye etmemiz için vermiş olduğu bu kauçuk tarağı vereceğim. Arkadaşlar, İngiliz stab, yani kısa tüylü hayvanlarda metal uçlu tarak kullanmıyoruz. Kauçuk taraklar kullanıyoruz. Bu da size fotoğraftan sonra hediye edeceğim. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Evet, fotoğraflar ücretli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Büyük fotoğrafçılık öyle mi? Aynen, çıkışta alıyorsunuz. Ya, çok güzel. Nasıl, beğendiniz mi? Evet, oldukça iyi. Süper. Öyle olsun yavrum. Yo, gayet doğal konuşabilir. Hiç şey yapmayın. Daha iyi, o konuşsun yeter ki. Evet, yavrumuz hazırlandı. Göstereyim. Kulaklarımız bantlandı. Tırnaklarımız kesildi. Şimdi erkek köpeklerde hem pomponları gösteriyorum hem diş yapısını gösteriyorum. Dişler üst çene önde, alt çene geride. Tam makas dediğimiz şu sistem. Şovlarda bu şekilde olması gerekiyor. Irkın standartında aynı zamanda. Burası tamam. Herhangi bir sorun yok. Görüyorsunuz. Bir de şöyle pomponcuklarını görmemiz lazım. Açarsan. Biraz çık, aç. Ay, çık. Yavru olduğu için yumurtalıklar ileri geri oynuyor birazcık. Onun için elimizle kontrol ediyoruz. Birisi burada, birisi burada gördüğünüz gibi. Şu an kesenin içinde elimle bastırdığım zaman. Veterinere gittiğimiz zaman erkek köpeklerde yumurtalıkları muhakkak kontrol ettiriyoruz. Çünkü çoğu veteriner unutuyor, atlıyor. Bakmıyor. Çünkü genelde aşı yapıyorlar. Genel kulaklarına falan bakıp geçiyorlar. Pomponlarını kontrol ediyoruz. Kese oturmuş mu, oturmamış mı?
Onun haricinde dişleri, ana dişler çıktığı zaman dişlerini kontrol ettiriyoruz. Süt dişler düşmüş mü düşmemiş mi diye. Kulak içlerini ve tırnaklarını. Çünkü dışarı çıkmayacağı için şu anda tırnaklar törpülenmeyecek. Her aşıya gittiğinizde veterinerin kesmesi daha iyidir. Çünkü siyah tırnak, siyah tırnakta sinir belli olmaz. Siz kesmeye kalkarsanız kanar ve kanaması biraz da tırnağın uzun sürüyor. Kulaklardaki bantları çıkartmıyoruz. Sebebi ne? Sebebi şimdi şöyle. Geldi, ooo ne kadar tatlısın, ne kadar güzel, ne kadar şirin. Bu şekilde sürekli kafadan kulaklara dokunulacağı için kulak yapısı bozulmasın diye, kıkırdak da dokusu sertleşsin diye biz şuradan içten ince bir bant atıyoruz. Şimdi bu ne kadar sevilse de kulak yapısı hep aynı kalıyor. Diğer türlü bozulma ihtimali olabiliyor. Bu bantlar kendi kendine düşene kadar kalacak. Düştükten sonra bana bir video gönderirsiniz, tekrar bir kontrol ederiz. Onun haricinde de bir sorunuz olduğunda zaten arayıp sorabilirsiniz. Acilse arayın. Normal stabilse yazın. Çünkü daha zamanlı vakitli zamanlara detaylı cevap veriyorum. Başka anlatmam gereken. Zaten aklınıza bir şey gelirse sorarsınız siz de. İletişime geçersiniz. Ne zaman isterseniz de kahve içmeye ve yavruyu kontrol etmek için her zaman bekleriz. Şöyle teslim edeyim. Teslim ettikten sonra da şöyle karneyi anlatayım. Buradaki fazla ensesindeki mikroçip sticker'ın numarası. Sticker'lar fazladır. Kalabilir veya yani herhangi bir yere saklayabilirsiniz. Burada da kalabilir. Burada zaten isimleri, doğduğu gün, yine mikroçipin hangi bölgeye takıldı, hangi tarihte takıldı, mikroçip numarası. İç parazitleri. 34. sayfada da PAPI-DP aşısı yapılmıştır. Bunu zaten veterinere verdiğinizde, veterinere gittiğiniz zaman verdiğinizde hangi aşıyı yapacağını veteriner ne zaman yapılacağını, uygulayacağını biliyor. Gereksiz aşıları yaptırmıyoruz. Ben size bir aşı programı atarım. Irk'a tamam, özel aşı tamam. programı var. O aşı programını uygularsak daha iyi olur. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Rica ederim. Nasıl, beğendiniz mi bu arada? Çok tatlı. Büyümüş, kendine geldi. Evet, bayağı büyümüş. Bilmiyorum malzeme olarak ne aldınız tam olarak ama tarak aldıysanız nasıl bir tarak aldınız? Aldınız mı tarak? Yıkama tarağı. Aldık. Nasıl bir tarak aldık? Çift taraflı olanlar var, ince tüylü, kısa tüylü için. Fırmülatör tarzında yine saplı. Aynen. Biz ondan daha ziyade bunu kullanırsak, bu ırk için özel kauçuktur. Hem derisine zarar vermez, çizmez. Hem de ölü tüylerin hepsini kauçuk tarak daha iyi yapıyor. Ruhay Akan'ın bize bunu sizlere dağıtalım diye hediye olarak gönderdi. Bunu da ben size hediye ediyorum. Bu da SCR belgemizde 15-20 gün içinde federasyondan bize geliyor. Bize geldikten sonra sizden devir bilgilerini, sizin bilgilerinizi istiyorum. Devir yazıp fotoğrafını çekip ben federasyona bildiriyorum. SCR'yi de sizin adresinize gönderiyorum veya gelmek isterseniz abi hem gelelim köpeği gösterelim hem de bir kahve içelim dediğinizde SCR'nizi de o şekilde alabilirsiniz. Tamam. Tamamdır. Dediğim gibi sormak istediğiniz bir şey varsa, şu an zamanınız kısıtlı diye hani sormadım istiyorsanız daha detaylı da anlatabilirim. Şu an zaten. Aynen. Bir şey olursa dediğim gibi muhakkak yazın. Herhangi bir şey vermiyoruz. Sabit mamasına devam. Mamasına şu anda devam. Herhangi bir ek bir şey vermeyelim. Çünkü ishal olması bizim pek işimize gelmez. Şu an yavru olduğu için her verdiğiniz ürün onun dışkısını yumuşatacaktır. Bu da bizim pek sevdiğimiz bir olay değil. Çünkü ilk önce bir gitsin, yerine adapte olsun. Daha sonrasında. Kuru şampuan falan kullanmıyoruz. Bilginiz olsun. Ha, kullanmayalım mı? Evet. Şampuanı veteriner şampuanı tercih edelim. Hmm, tamam. Veterinerdeki ürünler çok daha iyidir. Yani pet shop'ta alınan ürünle veterinerden alınan şampuan çok arasında fark var. Tabii. Onun için muhakkak şampuanı veterinerden tavsiye edelim ve kuru şampuan vesaire falan da sürmeyelim. Evet. Tamam. Evet, yavrumuz yerli. Üst çene önde, alt çene geride olması gerekiyor. Doğru değil mi? Üst çene önde, alt çene geride. Şöyle de yandan bakın. Yarışma için uygun. Burada da yumurtalıklar ileri geri oynar yavru olduğu için. Burada yumurtalıklarımız var. Sağda ve solda. Gördüğünüz gibi. Bu yumurtalıkları veterinere gittiğimizde kontrol ettiriyoruz. Kulak işlerini kontrol ettiriyoruz. Diş dökme zamanı, süt dişlerini kontrol ettirip tırnaklarını kestiriyoruz her aşıya gittiğimizde. Yavrumuzda şu an herhangi bir sağlık sorunu yok. Gayet sağlıklı.
size böyle teslim edeyim. Hayırlı uğurlu olsun. Nereye getireceğiz? Hemen kimliğe bakıp göstereyim. Kimliği de size tarif edeyim. Şu tırnakları kesildin mi? Çok güzel. Evet, kesilmiş hali onlar. Burada mikroçip numaraları yazar. Stickerları vardır. Yine burada mikroçip uygulaması ne zaman yapıldı? Hangi bölgeye yapıldı? Yine numarası. Burada köpek bilgileri yazar. Şurada da parazit aşılarının yapıldığına dair yine veteriner buna bakarak devamını yapacak. 34. sayfamızda da yapılan PapiDP aşısı vardır. Şu anda ne zaman gitmeniz gerekiyor? 19. aydayız. Biri 14 gün sonra. Evet, 14 gün sonra. Evet, tam 14 gün sonra veterinere gidebiliyorsunuz. Zaten veteriner buna baktığında ne yapması gerektiğini biliyor. Ben de size aynı zamanda aşı programı göndereceğim, ırka özel aşı programı. Şimdi bugün aşı yapıldı ya. Evet. Şu an bir şey bugün var yapılmadı. Mı? Dün yapıldı. Bir şey var mı? Kusması ishal falan. Aşı yok, herhangi bir şey yok. Ben otursam oturmak çok zordu. Nasıl? Tabii oturabilirsin. Böyle teslim edeyim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hayvan bize göre uyum sağlaması gerekiyor. Çünkü neden? Size şimdi diyeceğim ki, örnek veriyorum, ben sabah 8'de yemek veriyorum. Ama siz saat normalde 10'da kalkan insansınız. Bu seferinde sabah 8'de kalkacaksınız. 2-3 gün kalkamadığınız zaman hayvan huzursuz olacak. Onun için saatlerde sizin rahat olduğunuz saatler önemli. Bunu siz belirleyeceksiniz. Yani ben size sabah 7'de yemek verin. İşte akşam sabah 7'de yemesi gerekiyor, akşam 7'de yemesi gerekiyor. Böyle bir şey yok. Nasıl burada tamam bir düzen var ama buradan çıktıktan sonra köpek zaten yeni bir düzene adapte olacak. Yeni bir düzene adapte olduğu için bu düzende sizin düzeniniz de önemli. Sizin kalkma saatiniz önemli. Sizin tuvalete çıkartma saatiniz önemli. Bunu siz kendiniz belirliyorsunuz. Ya ben size şöyle bir örnek verebilirim. Sabah 9, akşam 7. Örnek veriyorum. Sabah 10, akşam 7, 8, 7.30 veya 10.30. Saatleri hafiften karıştırabilirsiniz. İşte 9'da vereceksinizdir. 9.30 olabilir, 10 olabilir. Bu yarım saat, bir saat aşamalardan herhangi bir sorun olmaz. Köpek zaten kendini bu seferinde ona göre ayarlıyor. Ona göre yemeğini ona göre yiyor. Yani bazen göreceksiniz, oyuna dalacak, yemek yemeyecek, akşam bir koyacaksınız, iki öğün beraber yiyecek. Evet, çünkü bu canlı olduğu için direkt böyle yapar, şu saatte yemek yer, şöyle değil. Biz de bazen ne yapıyoruz? Yemek yiyeceğiz, işimiz çıkıyor, dalıyoruz, yarım saat geç yiyoruz, yarım saat erken yiyoruz. Bununla köpeğin önemli olan sizin hayatınıza adapte olması. Neden? Hayvan bakmak zaten bir sorumluluk. Sorumluluk olduğu için daha önceden hayvan bakmamış insanlar ilk hayvanı aldığında şaşırıyorlar. Sonuç olarak bir canlı. Şaşırdıkları için de bu konulara çok fazla girdikleri zaman hayvan çok fazla sorumluluk haline geliyor. Aslında kendi kendilerine yapıyorlar. Bizim burada sadece dikkat etmemiz gereken ona dediğim gibi fazla yüz vermemek, otoriteyi baştan kurmak. Baştan biz otoriteyiz. Ondan sonra istediğiniz kadar zaten şımartın. Çünkü sizin sınırınızı bilecek. Köpek size göre adapte olacak. Sizin karakterinizi alacak. İngiliz staff bir karakterdir. Tabii ki de ırkın karakterine bakıyoruz. Özelliklerine bakıyoruz. Genel özelliklerine bakıyoruz. Ama onun haricinde gittiği yerde o ailenin karakterini alıyor. Ben şeyden merak ediyorum. Şimdi ilk başta bizden ayrı kaldığında, şimdi salonda kurduk onun yerine. Bizim yatak odasıyla aramızda bir mesafe var. Gece halde bizde aynı saatler boyunca uyumayacak. Uyanık kaldı, bizim ondan uzak kaldığımız bir an olacak ve ağlama potansiyeli çok yüksek bu süreçlerde. En azından başlarda. Bu noktada bizim önemsememiz mi gerekiyor, yoksa dayanamayıp yanımıza alma ihtimali de var çünkü. Şimdi şöyle, bizim alanı kurdurmamızın amacı zaten köpeğin o alana adapte olması. Şimdi aynı şöyle düşünün. Çocuk beşikte sürekli demeyeyim, ağlıyor. Gittik aldık. Bir dahakine beşikte oynamayacak, ağlayacak, beni alın diye. Bu seferine ne olacak? O alanın içinde onu tutamayacaksınız. Dediğim gibi ilk başta biraz katıyız. Kıtıdan kastım ceza yöntemi. Nasıl ceza yöntemi?
Yanlış bir şey yaptın, yerine geç. Hayır, yerine geç. Sevgi yok. Ve arkasından ağlıyor. Ağlamayla işini yaptıramıyor. Şunu algılatıyoruz. Sen istediğin zaman değil, biz istediğimiz zaman. Örnek veriyorum, bir günümüz nasıl geçecek? Sabah kalktık, köpeğin yemeğini verdik. İşte petlerini falan temizledik. Doğru yere yapmış, sevdik. Dışarı almak istiyoruz. Dışarı aldık salona. 2-3 yere pet serdik. Oturduk. 3-4 saat zaman geçirdik. Veya 2 saat zaman geçirdik. Tekrar aldık, yerine koyduk. Yerinde bizi görüyor şimdi. Salondayız. Tüm günümüz evde geçiyor. Salondayız, bizi görüyor. Ağlamaya başladı. Almıyoruz. Yine önünde durmaya devam ediyoruz. Ondan sonra hayır diyoruz ona. Yine uyarı yapıyoruz. Uyarı yaptıktan sonra hiç ilgilenmiyoruz onunla. Bu şekilde adapte oluyor ve adapte olduktan sonra da ne oluyor? Otomatikmen ağlamayı kesiyor. Siz gidip alıyorsunuz. Yine zaman geçiriyorsunuz. Ağlamayı kestiğinde ama. Neyi algılıyor köpek burada? Ağlayarak ben bir şey yaptıramıyorum. Ve ağlaması, yavruluk ağlaması geçiyor. Aynı zamanda yavruluk ağlamasının geçmesi için biliyorsunuz, söylemişimdir, 5-6 çeşit oyuncak öneriyorum. Bu 5-6 çeşit oyuncağı birdenbire köpeğin önüne koymuyoruz. Sabahtan akşama 2 tane oyuncağı var önünde. Bir klasik, bir peluş oyuncağı. Bunlar akşama kadar önünde kalıyor. Arkasından akşam bunları alıyoruz yatacağımız zaman. Yeni oyuncaklar koyuyoruz. İşte süt kemik kemirebileceği hem de yiyebileceği bir kemik koyuyoruz. Köpek ne yapıyor? Bunlara adapte oluyor. Oynuyor bunlarla. Yeni oyuncaklar gelmiş, keşfedeyim. Yoruluyor. Bir uyuyor arkasından. Bu şekilde adapte etmek çok daha kolay oluyor. Sonra bir daha onu değiştirmek gerekir mi? Mesela üçüncü gün. Ya gündüz yine aynı oyuncakları verirsiniz. Akşam değiştirerek birkaç oyuncak yapabilirsiniz. Bu dediğim gibi önemli olan zaten 1-2 gün. 1-2 günden sonra zaten adapte oluyor sisteme. Peki. Ama ilk gün geldi, ağladı, kucağınıza aldınız, yatırdınız. Yatırabilirsiniz bu arada. Ben buna bir şey diyemem. Yatırabilirsiniz ama 2 gün sonra da Özgür Bey, köpek işte bir yere gideceğiz, köpek evde bıraktık, ağlıyor dediğinizde derim ki evet, sizin yüzünüzden. Çünkü şimdi şöyle düşünün, yavruyken alıştırmak 3 gün, yetişkinken alıştırmak tamamen ızdıraptır. Hayvana da işkencedir, size de işkencedir. Peki mesela şu an yavruyken, normalde mesela yetişkinken çıkmaması gereken bir yer, mesela koltuk üstü atıyorum. Bizim için bir sorun olmaz da. Ya şimdi yavruyken koltuğun üstünde yani çok fazla tutmayın. Neden tutmayın? Koltuktan atlaması zararlı. İki kere atlamaz, üçüncü kez gözden kaçırırsınız, atlar. Ayaklarına zarar verir. Bahsettiğim gibi genelde videolarda da ya da insanlara anlatıyorum. Hep video gibi geliyor. Artık karışıyor o kadar fazla olduğu için. Yerleri, evlerin yerleri fayans veya parke. Şimdi bir koltuğun üzerinden yavru düştüğü zaman veya atladığı zaman orantısız bir şekilde bacaklar açılabiliyor. Burada da ırkın acayişi yüksek olduğu için ilk başta anlamıyorsunuz. Veya hemen bir saat içinde geçiyor. Bir şey yok. Arkasından büyüdüğünde bunlar çıkabiliyor. Irkın acayişi yüksek olduğu için ve gözü kara olduğu için bu konularda birazcık yavruyken dikkat edelim. Yetişkin olduğunda, koltuğa kendi inip çıkabildiğinde düzgün bir şekilde kucağınıza, koltuğa rahatlıkla alabilirsiniz. O sizin kendi zevkiniz. Yani ben şimdi kendi köpeklerimi koltuğa alıyorum. Ama şu var, köpek şunu biliyor. Yerine geç. Hani istemiyorum ise, çok bunalttı beni. Yerine geç çabuk. Ya eve misafir geldi. Korkuyor koltukta. Hayır, yerine geç. Yatağını koyarım, yatağına gösteririm.